Şimdi buraya beton dökecekler. Beton olacak. Tarım alanı önem verelim diyorlar. Böyle mi önem verecekler? Devleti kandırarak kurumları elektrikle suyunu aldı. Tarım arazisini ben böyle istemiyorum. Ablacığım biz en çok etkilenen zaten bizim ev göründüğü gibi. Ve benim ikinci kat olduğu için daha çok etkileniyoruz. Işığından zararımız var. Gürültüsünden ileriki zamanlarda çok zaman. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Hakkımızı her türlü savunacağız. Kapanması için, kaldırılması için elimizden geleni bütün mahallecik olarak yapacağız. Tarım arazisiydi. Yani biz 20 seneye yakındır buradayız. Hep tarım arazisiydi. Zaten orası da buğday, arpa falan ekerek kullanıyordular. Şimdiye kadar hep öyleydi. En son ceviz ağacı dikildi. Hani ceviz tarlası olarak kullanılacak olarak biliyorduk biz. Komple tarım şeydi yani. Hiçbir şekilde şey yoktu. İlk palet fabrikası kuruldu aşağıya. Oraya kadar çıkarıldı. Ondan sonra burayı yaptılar. Ne kadar büyük bir etkisi var. Çünkü burası, düşünün, arazi açık alan olsaydı veya ağaçlandırılmış olsaydı tabii ki de çok farklı olacaktı. Aynı şekilde mesela Çalı'nın bu orman bölgesini de aynı hale getirdiler mesela. Bütün hepsine izin verildi, hepsine ev yapıldı ve bunların çok büyük farkı var. İkliminde tabii ki de farkı var. Her yer şimdi şurası korak arazi yani. Buraya beton dökecekler. Beton olacak. Yani elimizden diyorum ya, geleni yapacağız. Kaldırılırsa çok çok memnun oluruz. Tarım arazisi olarak devam etsin. Biz de elimizden geleni yaparız. Yani ağaçlandırılsın. Ne bileyim, her türlü imkandan faydalanmak istiyoruz. Mesela biz kanalizasyona bile şurada 2 sene önce kavuştuk. Doğalgazımız henüz yok. Yani eğer bir şey de yapılmayacaksa, böyle devam edecekse bize bir çözüm önerisinde bulunsunlar. Hani bu şekilde bizim burada oturmamız, yaşamamız biraz zorlaşacak. Özellikle de bizim. En köşede bizim ev olduğu için. Bizim için çok büyük bir tehlike. Mali olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz. Yerleşim alanı içerisinde fabrikaların gelip dayandığını, bizi rahatsız ettiğini, ailelerimiz, çoluk çocuğumuz balkona çıkamayacak şekilde huzursuz ettiler bizi. 2019'da verdiğimiz dilekçelerden hiçbir doğru cevap alamadık Nilüfer Belediyesi'nden. Ve adam fabrikasının belirli yerini yaptı. 11. ayın 7'sinde DEGRA şikayet ettik. Her kuruma şikayet ettik. Hiçbirinden cevap alamadık. Ve adam yaptı, tarım arazisini boşalttı. 4 metre derinlikte evlerimizin dibine dayandı. Bizim evlerimizi tamamen tehlikeye düşürdü. Buna kaymakamlık, valilik hiçbir tanesi gelip de ne gönderdiği insan bir doğru dürüst cevap verebildi, ne de biz bir sonuçtan bir cevap alabildik. Yağmur yağınca, kar yağınca evlerimiz tamamen tehlike durumunda. Buna biz bir çözüm arıyoruz. Büyükşehir ilgilenmiyor. En büyük sorumlu tarım ilgilenmiyor. Nilüfer Belediyesi betonlaştığı zaman geleceğim diyor. Zaten adam betonlaştığı zaman gelip buraya şey yapacak, fabrika yapacak. Hiçbir anlamı kalmadı. Yani biz buna bir çare arıyoruz. Bütün komşularımız burada. Hepsinin sorunu bu. Tarım arazisiydi. 2019'da başladı. 7. ayda. Ve biz buna dilekçe verdik. Dilekçelerin kayıt numaraları falan hep bizde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dilekçe verdik. Çare yok. Valiliğe verdik. Çare yok. Tarımda iki yerde dilekçemiz var, çare yok. Bir memur elinde dosyalarımızdan geziyor. Ve ben bunun hakkında şikayetçi oldum. Bir başka bayana devredildi. Başka bir odada dosyalarımız. Tarım arazisini ben böyle istemiyorum. Tarım arazisini bu adamı burada men edecekler. Tarım arazisini yeniden geriye dolduracaklar. Kanunu budur yani. Bunun başka bir kanunu yoktur. Eğer buraya imar açılacaksa konut imarına açılsın. Fabrika istemiyoruz yanımızda. Hakkında balet yapan bir arkadaş var. O da kaçak çalışıyor orada. Hiçbir tanesinin çalışma ruhsatı yoktur. Bu bizim yazın yangından evlerimiz büyük tehlike altında. Bunun da buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bunu açtığı zaman ilk buranın açılışında ben burada ağaçlandırma yapacağım. Devleti kandırarak kurumları elektrikle suyunu aldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra palet fabrikasına çevirdi orayı. Etrafını kapatıyor. Biz bu günü müdahale etmeyelim diye herhangi bir şeyine, araçlarına çalışacaksın mahalle olarak. Böyle kapatınca buraya da içeriden çalışma yaptı. Boşalttı. Biz de hiçbir kurumdan cevap alamadık. Biz bu konuda tarımdan da şikayetçiyiz. Zaten bizim en büyük şikayetimiz tarım. Tarım yani. Bunu engelleyecek olan, en büyük engel koyacak olan tarım. Biz de komşu olarak aynı mahallede oturuyoruz. 33-40 haneye yakın bir mahalledir burası. 150-200 kişi işte oturuyor burada.
Dediğim gibi fabrikalar gele yani evlerimize dayandı, huzursuz olduk bu konuda. Fabrika seslerinden, takırtılarından, tukurtularından çoluğumuz çocuğumuz evde uyuyamaz hale geldiler yani. Eğer tarım arası değil, o çivi çakılmıyor üstüne. Vatandaş bir çivi çaksa, bir ev yapsa hemen gelip yıkıyorlar. Tarım arasına yasak diyorlar. Ama fabrikalar şakır şakır, bak tüm fabrikalara hep yapmış, yapa yapa her taraf gelmiş ya. Bak böyle bir bak, hep tarım arasının üstünde yapılan fabrikalar. Bunlara bir dur diyen yok yani şu anda. Fabrika şeyleri, hesapları yapa yapa geliyorlar. Bunun için bütün dilekçeleri verdik. Yani biz de komşu olarak arkadaşlarımızla beraber bütün valiliğe verdik, kaymakamlığa verdik. Hatta kaymakamlığa beraber gittik. Hiç adam takır takır yapıyor. Adam hiç umuru bile değil. Kimse durduramadı yani. Hüseyin Tüncer mi? Hüseyin Tüncer. Elit bir fabrik. Elit bir fabrik mi? Ne adam işte? Adam resmen diyor ki benim param var diyor. Adam hiçbirden muhatap ya, olmuyor. Abi de demiş ya adam şey. He. Abi de demiş ya istediğin kadar ceza yazıyor. Yok her cezadan korkmuyor ki. Cezada geliyor. Ceza yazıp biliyor. Hiç adam zaten para var. Cezada adam şey yapmıyor ki. Belediyeden geldi. Belediyeye biz gittik. Belediyeyle bize konuştuk. Adam diyor ki kardeşim diyor. Bu diyor ancak diyor bir yapı yaparsa diyor. Direkt dikerse diyor, beton ev gibi yaparsa diyor, gelip yıkarım gerçeğiyle. Ama diyor şu anda diyor tarım arasının içinde, üstünde işlem yapıldığı için bu diyor tarıma gitti bir şey. Tarımda... Biz gittik tarım il müdürlüğüne de gittik. Direkte verdi oraya. Hiçbir şey yok. Hatta tarımdan geldiler, bayana geldiler, böyle olmaz dediler. Bu nasıl gazlar dediler. 5 metre şey etmiş, kazmış, şudur budur, tamam. Hiçbir sonuç alamadık. Belediye diyor ki tarımın işi diyor bu. Bunu yaparsa diyor tarım arası tarım, ama diyor bir yapı yaparsa tamam biz gelip üstünde şey yapar yıkarız diyor. Gereken neyse biz de aynen huzursuzuz. Verilen dilekçelerin hiçbir sonucu olmadı. Göstermelik 2 kişi arabayla geliyor, kontrol ediyor, tekrar çekip gidiyor. Ama hiçbir müdahale yok. Hiç durdurma diye bir şey yok. Ha, bu konuda biz de şikayetçiyiz tabii, ama şikayetçiyiz diyoruz ama şikayetimizin arkası gelmiyor. Yani şikayetimizi yansıttığımız yerlerden gelen 2 memur bakıp çekip gidiyor. Sonuç yok. Adama hiçbir türlü hiçbir şey yatırım yok. Yani biz bu konuda ne yapmamız lazım? Gereken yerlere başvurmuşuz. Gereken yerlere dilekçelerimizi vermişiz. Ya yani dilekçelerimiz olduğu gibi duruyor. CİMER üzerinden şikayetlerimiz var. İmzalı mahalle olarak topladığımız dilekçelerimiz var. Hiçbir sonuç alamıyoruz. Yani bir kişi burada 70-80 kişinin huzurunu kaçırıyor. Tarım alanı diyorlar. Tarım alanı önem verelim diyorlar. Böyle mi önem verecekler? Fabrika yaparak mı önem verecekler? Beton atarak mı önem verecekler? Bu konuda şikayetçiyiz.